Köpeği olanlar Tanrı meleklerin yeryüzünde fiziksel bedenlere sahip olmasını isterse o meleklerin köpeklerin bedenlerinde yaşadıklarını söylüyorlar. Köpekler sevgi ve itaat etmekten başka bir şey bilmiyorlar. Köpekler genellikle kör veya hasta gibi engelli insanlara yardım ediyorlar ve bildiğimiz gibi köpekler genellikle rahatlama sağlamada çok etkiler. Çoban köpekleri ve diğer birçok köpek her zaman insanlara yardım etmiş ve insanların yanında yer almıştır. Köpekler çok sadıktır ve hatta Ashab-ı Kehf hikayesinde zekalarından ve bilgilerinden bahsedilir. Köpekle iletişim kurabilmek ve köpeğin vücut dilini anlayabilmek çok önemlidir. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Örneğin köpeğin kulakları yüksekte ama öne doğru değilken ağızları açık, dilleri görünür ve kuyrukları rahatken bu rahat oldukları anlamına gelir. Kulakları yukarıda veya ileride olduğunda kuyrukları yataysa yani meraklıdırlar veya ilginç bir şey keşfetmiş veya bulmuşlardır. Karınları göründüğünde ve size sırtını döndüğünde size olan en yüksek güveni gösterir. Aktif olduklarında ve dinlenmeleri gerektiğinde burunlarını yalarlar ve bunun yiyecekle hiçbir ilgisi yok. Bu da köpeğin baskı altında olduğu anlamına gelir. Başını dizlerinize koyup sizinle doğrudan göz teması kurduğunda ve kulakları rahat bir pozisyonda olduğunda dikkat ister. Gözler açıkken kulaklar öne, kuyruk yatarken biraz öne doğru durmak ve bir yandan diğer yana hareket edebilmek bir uyarıyı gösterir. Vücut aşağıdayken dudakların köşeleri geriye, saçları uzun ve kulaklar geriye dönükse korku ve saldırganlığı gösterir. Gözler odaklandığında kulaklar öne, ağız kapalı, kuyruk yatay ve hafifçe öne doğru ve bir yandan diğer yana hareket ettiğinde uyarır. Kuyruk yukarı olduğunda kulaklar yukarı, ağız açık ve dil görünür ve arka ayaklar bükülmüşse yani oynuyor. Kulaklar öne ve hafif açıldığında burun duruşu, alın kırışık, kuyruk yukarı, sırttaki kıllar uzun ve ağız ve dişler görünürse bu da kızgın olduğu anlamına gelir. Sizlerle köpeklerin dünyasının içinden konuşmak ve yaşam koşullarından haberdar olmanızı istiyorsak birkaç şeyden bahsedebilirim. Bir köpeği alıp bakmak istediğinizde sadece 10 ila 15 yıl yaşadıklarını ve sahiplerinden ayrılmanın onlar için acı verici olduğunu unutmayın. Köpeğe bakanlar sahip olduğunuz her şey eşiniz, işiniz, hobiniz, arkadaşınız ve çok daha fazlası. Ama o köpeğin varlığı sadece sizsiniz. Köpekleri asla uzun süre bir yere hapsetmeyin. Bu tür cezalar onları rahatsız eder ve niye cezalandıklarını bile hatırlayamayabilirler. Köpeğinizi dövmek istediğinizde size kolayca zarar verebilecek keskin dişlerini hatırlayın. Ancak sizi sevdiği için onları kullanmamaya karar veriyor. Köpeğinizle konuşun. Tüm sözlerinizi anlayamayabilir ancak sesinizi duyar ve sesinizin tonundan keyif alır ve ruh halinizi anlar. Köpeğinizle ne zaman mutlu olursanız veya ona doğru şey yaptığını bildirmek isterseniz onu ödüllendirin. Köpek onu hatırlar ve bir sonraki ödülü kazanmaya çalışır. Köpeklere özellikle de küçük olduklarında zaman içinde ne yapmalarını istediğinizi öğrenmeleri ve anlamaları için zaman verilmelidir. Siz de yaşlandığınızı unutmayın ancak köpeğiniz kadar hızlı değil. Onların daha kısa ömürleri var. Yaşlandıklarında onları sizden ve evlerinden çıkarmayın veya reddetmeyin. Ölüm anında onlarla birlikte olun ve bunu yapacak yüreğiniz ve enerjiniz olmadığını söylemeyin. Unutmayın, birlikte acı ve tatlı hikayeleriniz vardır ama kesinlikle sizin yanında olmak her şeyi onlar için kolaylaştırır, ölüm bile. Bu bilgili ve sadık hayvana bakmanın zor bir iş olmadığını unutmayın. Kendiniz için bir köpeğiniz veya hayvanınız olmasa bile doğada terk edilmiş veya sahibi olmayan hayvanlara yardım edebilir, onları besleyebilir ve onlara nazik davranabilirsiniz. Köpekleri incitmek ya da öldürmek sadece çirkin dünyamızı daha güzel yapan sadık hayvanları azaltacaktır ve bize herhangi bir kasıtlı zarar veya kaba davranmadan zulüm görüp sevilmemek.